Evet, salatu selam meselesinde son dönemlerde kafaları karıştıranlar oldu maalesef. Salat fiili bir yardımdır. Peygamber'e salatu selam etmek isteyen bir kimse peygamberin tebliğ ettiği dine, Kur'an'a yardım etmelidir. Salat budur. Dolayısıyla böyle Allahümme salli ala seyyidine Muhammed şeklinde lafzen söylenen bir şey, bir cümle salat yerine geçmez. Bunlar bizim kavramlarımız arkadaşlar. Bunlar bu dinin ıstılahları. Çok affedersiniz. Ne halt ediyorsak edelim. Ama bu dinin ıstılahlarıyla oynamayalım. Bunlar ıstılahtır. Salat bir ıstılahtır. Yani bunu sözlük anlamına indirgeyerek, hatta kök anlamlarından hareketle başka başka şeyler türetmeye başlarsak, bu dinin sahibinin yerine kendimizi koymuş oluruz. Bu kavramları biz tayin etmedik. Bunlara o anlamları biz vermedik. O ıstılah anlamlarını biz vermedik. Bu dinin sahibi verdi. Şimdi burada salatı yardıma indirgerseniz, oysa Arapçada yardım kelimesini ifade eden birden çok kelime var. Salat kelimesinin etimolojisinde birisine yardım etmek diye bir şey de yok. Ama bir operasyon yapacağız. Aklımıza koyduk bunu. Kelimelerle, kavramlarla oynayacağız. İnsanları şaşırtacağız, şoke edeceğiz. Böylece bir cazip söylem oluşturacağız. İnsanlar arkamıza takılıp gelecek. Birazcık bu işlerden anlayan herkes aslında bunun bir trajik komedi olduğunu görüyor. Gülemiyoruz çünkü trajedik bir tarafı var. Efendim, yas tutamıyoruz, komik bir tarafı var. Şimdi salat kelimesinin etimolojisine iniyor arkadaşımız. Sala çıkıyor karşımıza. Sala kelimenin en dipteki anlamı tabir caizse oynamak demek. Özellikle sözlük alimleri, lügat alimleri diyorlar ki ayakları üzerine yürüyen hayvanların arka ayaklarını attıkça, adımlarını attıkça bu kalçaları oynar. İşte o sala odur diyorlar. Buradaki kelimelerin oynaması ya da kemiklerin oynaması ya da oynak eklem yerlerine sala deniyor. Buradan salat kelimesi nasıl türemiş? Çünkü namaz bir terim anlamı kazanacak, ıstılah anlamı kazanacak. Namazda biz sabit durmuyoruz. Hareket halindeyiz. Rükûya eğiliyoruz, kalkıyoruz, secdeye gidiyoruz, kavmeye oturuyoruz. Kadeye oturuyoruz, kavmeye kalkıyoruz. Hareket halindeyiz. Buradan almış salat kelimesi, kök anlamını buradan almış. Sonra belli bir niyetle, belli vakitlerde, belli şekillerde yapılan ibadetin adı olmuş. Bizden evvelki ümmetlerde de salat var ama o bizim namazımız gibi, %100 bizim kıldığımız namaz gibi bir namaz değil. Artı bir dua anlamı da var salatın. Artı esirgemek var, bağışlamak var, lütufta ikramda bulunmak var. Failine göre anlam kazanan bir fiile dönüşüyor. Efendim, İnne Allahe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Allah ve melekleri hiç şüphesiz nebiye salat ederler. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi
ve sellimu teslima. Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve selam edin. Tam bir teslimiyetle selam edin. Şimdi bu ayet-i kerime içinde geçen üç ayrı salat var. Failleri farklı üç ayrı salat var. Birisi Cenab-ı Hakk'ın salatı. Onun salat etmesi, ikramda bulunması, lütufta bulunması, efendim, inamda bulunması, inayette bulunması. Onun salatı bu. Meleklerin salatını da bu hadis açıklıyor bize. Bağışlanması için, salata konu olan kimsenin bağışlanması için dua etmek. Müminlerin salatı ne? İşte burası düşünülmediği için burada kafa karışıyor biraz. Madem ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz salat, bizim ona salat, nasıl salat edeceğimizi açıklamış. Sahabe-i kiramına sormuş, ya Resulallah, size selam etmeyi biliyoruz da salatı nasıl yapacağız? Efendimiz buyuruyor ki, قُولُوا اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. Deyin ki, ya Rabbi, Muhammed'e ve âline salat edin. Peki biz böyle deyince ne yapmış oluyoruz? Ya Rabbi, Hazreti Muhammed'e ve âline salat et demekle ne yapmış oluyoruz? Aslında Allah Teala'ya salat etmesi için dua etmiş oluyoruz. Niyazda, tazarruda bulunmuş oluyoruz. Dolayısıyla bir anlamda gene biz bu işin hakkını veremeyeceğimizin idraki içerisinde ya Rabbi diyoruz. Ona salatı en ekmel biçimde sen yaparsın. Ona ve âline salat et. Şimdi burada salatı yardıma indirgemek. Sonra وَاسْتَعَيْنُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاهِ ayeti kerimesi geldiğinde oradaki salatı da dik durmak olarak ifade etmek. Şimdi bakın, iki tane temel kavramımız buharlaştı. Birisi salatu selam, birisi de namaz. Namaz buharlaştı, dik durmak oldu. Salatu selam buharlaştı, yardım etmek oldu. Oysa bir müminin Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle ilişkisi, onun tebliğ ettiği dinle ilişkisi, o dine yardım etmek şeklinde olmaz. Bu belki ikincil, üçüncül bir şeydir. İn tansurullaha yansurkum, Allah'a yardım ederseniz, Allah'ın dinine yardım ederseniz o da size yardım eder. Bu müminin İslam diniyle olan ilişki sürecinin belki ikincil, üçüncül aşamasıdır. Birincil aşamada bizim bu dine teslim olmamız var. Bu dinin hükümlerine, emirlerine inkiyat etmemiz var, boyun eğmemiz var. Ondan sonra öbür fer'i mükellefiyetlerimiz gelecek. Dolayısıyla salat gibi temel bir kavramı dinle ilişkimizi tayin noktasına taşıyacak şekilde çığırından çıkartmak, dejenere etmek, tahrif etmek. Arkasından da son derece komik bir şekilde bu kelimeye ayette salat olarak, namaz olarak geçtiği halde dik durmak anlamı vermek. İşte bu trajik komedi dediğimiz şey bu. İnsanlarımız buna hayran oluyor. İnsanlarımız buna elsiz ayaksız teslim oluyor. Oysa bu Allah'ın dini. Bu din ne çekici bir söyleme retoriğe, ne de çağdaş kabullerin cazibesine terk edilmemeli. Buraya indirgenmemeli. Bu dindir. Son hak dindir. İman edersiniz, teslim olursunuz, kurtulursunuz. Yahudilerin ve Hristiyanların yaptığı gibi bu ümmet dinle oynamamalı. Oynarsa Yahudileşmiş olur, Hristiyanlaşmış olur. Kendi akıbetini berbat etmiş olur. Bu dine bir şey olmaz, bu dinin sahibi var. Kendisini ve arkasından gidenleri azaba sürükler, helaka sürükler. Başka da bir netice çıkmaz burada.